Merhaba arkadaşlar. Dünyanın iklim zenginliğiyiz. İklim zenginliği deyince aklımıza gelecek şeyleri önce bir toparladık. Şimdi iklim zenginleri nerelerde olduğu, hangi iklimlerin neler etkilediği ve hangi bölgelerde görüldüğü ile ilgili detaylarımızda sıra. Dünyanın iklim zengini deyince ilk önce aklıma gelecek şey sıcaklık kuşakları. Nasıl oluşmuştur, etkileri nelerdir onlara bakalım. Kara dalışı, okyanus akıntıları, yükselti ortalaması, sıcaklık kuşaklarında mutlaka etkili. Bununla ilgili eski bir bilgi hatırlayalım. Matematik iklim kuşaklarının oluşmasında sadece dünyanın şekli ve enlemsel dağılış önemli iken sıcaklık kuşağında bakın Karadeniz dağılışı, okyanus akıntıları, yükselti ortalaması oldukça etkili ve işi başka boyutlara taşıyacak. Hemen onlara bakalım. Normalde matematik iklim kuşaklarında sıfırdan 23 ve yine altta güney yarım kürede 23. Ne kuşağıydı arkadaşlar bizim için? Ekvatoral kuşaktı. Bakın burada bir detay değişme var. 23'ler değil artık 30 derece 30 dakikalara kadar sıcak kuşak diyoruz. Neler etkiliymiş hemen tekrar dönersek. Okyanus akıntıları yükselti ve Karadeniz dalışı etkili. Güney yarım kürede ise denizlerin daha fazla yer kaplaması nedeniyle 27'lere kadar sıcak kuşak varlığını sürdürebilmiş. Yine yukarıda ılıman kuşağın 30'lardan 68,5'lara kadar ilerlediğini, 68'den 90'a kadar da soğuk kuşak olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki önemli vurgumuz matematik iklim kuşaklarında dünyanın şekli ve enlemsel dağılış etkiliyken sıcaklık kuşaklarında ise bunun haricinde Karadeniz dağılışı, okyanus akıntıları, ve yükselti ortalaması oldukça etkilidir. Ve bakın dağılımı ne yapmakta? Değiştirmektedir. Lütfen unutmayalım. Yine burada aklımıza gelecek önemli bir detay ve unutmamamız gereken bir detay. Karalar kuzey yarımkürede daha fazla yer kaplarken güney yarımkürede ise tam tersi denizler daha fazla yer kaplamakta. Bu nedenle dağılım kuzey ve güney yarımkürede farklılık göstermektedir. Bununla ilgili yorumlarda lütfen aklımıza getirelim bu bilgileri de. Şimdi sıcak iklimler, ılık iklimler ve soğuk iklimler diye üç ayırdık iklimleri. Bu sistemler içerisinde bulunan sıcak iklimler nelerdir? Dünyada nelerde görülür? Ve etki alanları acaba nelerdir? Bir bakalım. Sıcak iklimler diyoruz. Ekvator ile 30 derece enlemlerinde etki olan iklimlere biz sıcak iklimler diyoruz. Ekvatoral iklim ilk sıcak iklimimiz. Şimdi ekvatorik iklimle ilgili karşımıza çıkacak detay bilgiler nelerdir? Grafik ve buna bağlı olarak görüldüğü yerler nelerdir? Bir bakalım. Ekvatoral iklim, ekvatorun 10 kuzeyi ve 10 güneyinde etkili olan iklimdir. Sıcaklık yıl boyunca oldukça fazladır. Yıllık sıcaklıklar ortalama olarak 23 ile 25 santigrat derece arasındadır. Yağış rejimi düzenlidir lütfen dikkat edelim yağış rejimi düzenli olan çok az iklimimiz var onlardan bir tanesi nedir ekvatoral iklim düzenli demektir 4 mevsim yağış ekvatorda rahatlıkla görülebiliyor Biz buna düzenli yağış rejimi diyoruz nemlilik buna bağlı olarak arkadaşlar nedir fazladır lütfen unutmayalım yağış rejimi düzenli ve nemliğimiz oldukça fazla lütfen unutmayalım ekvatoral iklimde Peki Alçak basınçtan dolayı yıl boyu yükselici hava hareketleri vardır. Hemen birkaç konu öncesine dönelim. Hatırlayalım. Yükselici hava neydi arkadaşlar? Alçak basınç. Yani ortamda sürekli yıl boyunca ne bulunmakta? Alçak basınç alanı bulunmakta. Alçak basınç bize yağışın fazla olduğu yerleri veriyorsa demek ki bölge yıl boyunca oldukça fazla yağışa sahiptir. Konveksiyonel yağışlar görülür. Az önce anlatmıştık. Yağış biçimlerinden iki konveksiyonel yağışlardı. Konveksiyonel yağışların en çok etkili olduğu yerlerden bir tanesi neydi? Ekvatoral bölgeydi. Yine burada da karşımıza önemli bir detay olarak çıkacak. Yağışlar Mart ve Eylül aylarında artar. Lütfen hemen hatırlayalım. Mart ve Eylül ekinoks tarihlerini verir. Yani da güneş ışınları ekvatora dik gelmekte. Demek ki dik gelme ile beraber yağış da ne yapar ekvatoral bölgede artar. Grafikte en önemli detayım da zaten bu olacak. Ekinokslarda sıcaklık arttı. Buna bağlı olarak Mart ve Eylül'de yağış miktarı da arttı. Ekvatoral bölgede lütfen unutmayalım. Yıllık yağış miktarı 2000 mm civarındadır. Oldukça güzel bir rakam. Yani ekvatorun bu anlamda bol yağışlı bir yer olduğunu da ispat ediyor. Uzun boylu gür ve geniş yapraklı ormanlar ve yağmur ormanları bölgemizde yer alan bitki örtüsünü oluşturur. Kongo, Gine Körfezi, Amazon Havzası, Endonezya ve Malezya bu anlamda ekvatoral iklimin görüldüğü yerler arasına girecek arkadaşlar. Arkadaşlar karşımızda şimdi ekvatoral iklimin Yağış ve sıcaklık grafiği ayrı ayrı verilmiş. Hemen değerlendirelim. Hatırlamamız gereken önemli şey neydi? Detayda önce buna bakarsak çok daha rahat ederiz. Ekinok sahleri yani Mart ve Eylül ayları. Yani 3 ve 9 işaretliyorum hemen. 3 ve 9'da yağışın arttığını mı gördüm? O zaman ne diyorum? Ekvatoral iklimin yağış rejimi vermekte. Peki düzenli bir yağış rejimine sahip miydi ekvator? Elbette düzenli olan ender yerlerden bir tanesi ekvatordur. Demek ki ekvatorda baktığım zaman yağışın mevsimsel dağılışı birbirinden çok daha farklı ve uzak değil. O nedenle ekvatoral iklimin yağış rejimini ve grafiğini bu grafik kolaylıkla bize aktarabilmekte. Yine sıcaklık değerlerine bakarsanız 23 ile 25 santigrat derecelik sıcaklık ortalamalarına sahip olduğunu söylemiştik ekvatorun. Yine bakıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz 25'lerde ortalama giden yine Mart ve Eylül'de yani eknoks aylarında sıcaklıkta ve yine yağışta bir artış görüyoruz. Lütfen ekvatorla ilgili yorumlarınızı yaparken bu vurgulara özellikle dikkat edelim. Tekrar ediyorum Mart ve Eylül aylarında sıcaklık ve yağışla her iki kavramda da artış olacak ve bu bize ekvatoral iklimi verecek unutmayalım. Müzik